Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir mikrofon testiyle beraberiz. Hazır bu kadar kulaklığı buraya dizmişken bir test yapalım dedim. Evet, şu an sesimi Apple'ın AirPods modülünden duyuyorsunuz. Şunu biraz kaldırayım şu tarafa. Aslında ben bu testi dışarıda farklı ortamlarda yapıyordum ancak korona dolayısıyla çoğu ortam kapandığı için yeni modeller de aramıza eklendiği için bu testi toplu olarak bir daha bir gerçekleştireyim dedim. Kulaklıkların hızlıca mikrofonlarını değiştireceğim. İlk 30 saniye bu şekilde kapalı sessiz bir odada görüşme yapıyormuş gibi düşüneceksiniz. Diğer 30 saniyede ise bu kafe sesi altında kulaklıkların gürültü engelleme özelliklerinin ne kadar verimli çalıştığını ve gürültülü bir kafede görüşme yaptığınız zaman kulaklıklardan nasıl bir mikrofon performansı alacaksınız ona bakacağız. Elimde en iyi mikrofon kalitesi olarak Apple'ın AirPods modeli olduğu için referans olarak bu modeli alabilirsiniz. O daha önce yaptığım detaylı mikrofon testlerini izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Hangi kulaklığın hangi saniyede olduğunu açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni yanıcı videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi sıradan kulaklıklarımızı denemeye başlayalım. Şimdi son pitch'in True Air modelinden duyuyorsunuz. Bu arada ben bu testi nasıl gerçekleştiriyorum onu da anlatayım. iPhone XR'dan Mi 9T telefonu arıyorum. Mi 9T'nin üzerinde dahili olarak görüşmeyi kaydeden bir uygulama bulunuyor. Yani ikinci parti uygulamalar çok verimli çalışmıyor bu konuda. Direkt buradan kaydede bastığım zaman otomatikman telefon görüşmesi kaydediliyor. Buradan da mikrofonu kapatıyorum. Mikrofonu kapatmamın sebebi bu telefonda herhangi bir şekilde kayıt olmuyor. Yani kaydedilen ses direkt birebir de iPhone XR'ye bağlı olan kulaklığı mikrofondan kaydedilen ses oluyor. Evet, şimdi gürültülü kafede görüşme yapıyormuş gibi görebilirsiniz. Son Pixel Pro Air modelinden de bu şekilde bir mikrofon performansı alacaksınız. Bu modelde de yine Qualcomm'un 3020 çipi kullanılıyor. aptX desteği bulunuyor. Silikonsuz bir model. Gayet başarılı bulmuştum ben test ettiğimde. Şimdi yavaş yavaş diğer modelimize doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi Tissot'un iX modelinden duyuyorsunuz. Bu modelde 35 saatlik bir batarya performansı bulunuyor. Bu da yine silikonsuz bir model. Üzerinde fiziksel bir tuş bulunuyor. Mikro USB bir girişi var. Bu modelde hatırladığım kadarıyla iki tane gürültü engelleme özelliği olması gerekiyordu. Şimdi kafe ortamına geçiş yapalım. Evet, şu an görüntülü bir kafede Tissot iX modelinden sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Bu modelin de 150-160 TL'lik fiyatı bulunuyordu. Dolardan dolayı belki biraz daha artmıştır. Şarj kutusu orijinal Apple'ın AirPods modeline göre bir miktar daha büyük şöyle göründüğünüz gibi. Ancak genel olarak giriş seviyesi bir silikonsuz bir model diyebiliriz bu model için. Şimdi yavaş yavaş diğer modelimize doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi Edifier'ın TW200 modelinden duyuyorsunuz. Bu model de yine silikonsuz bir model. Şarj kutusu olarak orijinal Apple'ın AirPods modelinden bir miktar daha enlemesine geniş. Bu modelin de İncelemesini yapamadık halen daha. Görebildiğiniz gibi epey fazla sayıda elimde kulaklık var. Kusura bakmayın gerçekten. Hep de yeni modeller ekleniyor. Ben de sıraya göre inceliyorum. Devamlı kulaklık incelemesini istemeyen arkadaşlar da var haklı olarak. Ben de devamlı kulaklık incelemek istemiyorum. Aralara farklı ürünler serpiştiriyorum. Ancak kulaklıklarda bu şekilde birikiyor ve maalesef geç kalıyor. Yine aklınıza takılan sorular olursa ben elimden geldiği kadar yorumlar kısmında yardımcı olmaya çalışıyorum ve şu an kafe ortamına geçiş yapıyoruz. TW200 modeli ile. Evet, şu an sesimi ayırıp gürültü engelleme çalışarak. Bu arada bu kulaklıkta da yine Qualcomm 3020 çipi kullanılıyor. Maşallah bu Qualcomm epey fazla satmış bu tam kablo kulaklık üreticilerine. Gerçi Edifier yılların üreticisi, yılların ses üreticisi. Bende de halen daha 2 haftadır ses sistemi bulunuyor. Yani ses konusunda çok köklü ve bilinmiş bir firma Edifier markası. Şimdi diğer modelimize doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesini Xiaomi'nin AirDots Pro 2 modelinden duyuyorsunuz. Bu model de görüşme açısından orijinal Apple'ın AirPods modeline oldukça benzeyen bir modeldi. Bu arada kaç kulaklık var ben de saymadım. Bir sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane kulaklığı bugün test edeceğiz. Evet, hepsi bir dakika olsa 24 dakika yapıyor. Video biraz uzun olacak o açıdan kusura bakmayın. Yine merak ettiğiniz modellerin saniyesine açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Şimdi gürültülü bir kafe ortamına doğru geçiş yapalım. Evet, şu an gürültülü bir ortamda AirDots
Pro 2 modeliyle bir görüşme yaptığınız zaman bu şekilde bir performans alacaksınız. İşin garip tarafı bu kulaklığın güzel bir mobil uygulaması bulunuyor. Ancak mobil uygulama halen daha Çince. Kulaklık çıkalı 6 ay oldu neredeyse. Adamlar inatla uygulamanın İngilizce versiyonunu bile çıkarmıyorlar. Bu Çinlilere gerçekten akıl erdirmek pek mümkün değil. Pro 2 modeli bu şekildeydi. Görüşme performansı olarak şimdi diğer modelimize doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi Linktech AP05 model bir kulaklık üzerinden duyuyorsunuz. Bu kulaklık birebir Apple'ın AirPods modelinin aynısı. Sadece bir markası bulunuyor. Bir markası olması bence önemli, belli testlerden geçmesi. Evet, bu kulaklığın da şöyle görebildiğiniz gibi yanında güzel bir şekilde bir silikon geliyor. Bu Apple'ın AirPods modelleri epey kolay çizilebildiği için bunu bu şekilde düşünmeleri güzel olmuş. Şimdi gürültülü kafe ortamına doğru geçiş yapalım. Evet, şu an gürültülü ortama geçiş yaptık. Bu kulaklık ve farklı bu silikonsuz modellerin detaylı mikrofon testlerini kanalından bulabilirsiniz. Onları izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Linktech AP05'ten de görüntülü bir kafe ortamında görüşme yaptığınız zaman bu şekilde bir performans alacaksınız. Diğer kulaklığımıza doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi Supercopy denilen birebir Apple'ın AirPods kullanı olan bir kulaklıktan duyuyorsunuz. Bu kulaklıklarla alakalı epey fazla sayıda test yapmıştım ancak ona yakın klon aldım. Bir 9 tane falan bozuk çıktı. Genelde de bu klonların en çok şarj göstergeleri bozuk çıkıyor. Bir yüksek gösteriyor, bir boş gösteriyorlar. Yani öyle tahmini olarak bu bataryalarını takip edebilirsiniz. Yani ben çok klon ürün almanızı tavsiye etmiyorum açıkçası. Ben de artık bundan sonra pek almıyorum. Çünkü bir de bunların şeyi de zor oluyor. Yani satıcı çok... Bir satıcı da oluyor, sonra o satıcı dükkanı kapatıyor. Bir daha başka satıcıda buluyorsunuz. Belli bir markası olmadığı için... No name olarak geçiyor, yani markasız olarak. Şimdi gürültülü bir ortamda Supercopy modelinden de bu şekilde bir performans alacaksınız. Şimdi bu adamlar görebildiğiniz gibi kulaklığın arkasına yazıları bile yazmışlar. Yani birebir de orijinal Apple'ın en koşuklu modelini ayrıca yapmışlar. Kutusu da yine bu şekilde. Evet, bu modelden de aktaracaklarımız bu kadardı. Evet, şu an sesimle Apple'ın AirPods Pro modelinin bir klonundan duyuyorsunuz. Bu model de yine çakma bir model. Ama birebir de aynısını yapmışlar Pro modelinin. Ancak birebir de Pro modelini karşılaştırmadığım için büyük ihtimal gürültü engelleme özelliği çalışmıyordur. Müzik performansı gayet başarılı bir çakma olmasına rağmen bunda da yine şöyle görebildiğiniz gibi kapakta hafiflik vardı. Öyle bir sorunu vardı bu kulaklığın. Evet, şimdi de Apple'ın AirPods Pro modelinin gürültülü bir kafede görüntü yaptığınız zaman bu şekilde bir performans alacaksınız. Bu özelleştirilebilir menü de bu kulaklıkta bulunuyor. Yani tuşların yerini değiştirebiliyorsunuz. Tuşları özelleştirebiliyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi ekranın şurasına koyabilirsem. Evet, şimdi ekran kaydediyor. Evet, şurada görebildiğiniz gibi bu özelleştirilebilir kısımlarda bu klon modelde bulunuyor. Yani bu gürültü giderme kısmının tam aktif olarak çalıştığını zannetmiyorum. Çünkü klon ürün olduğu için ancak burada çalışıyor diye göstermişler. Şimdi bir sonraki modelde geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi QCN'in T5 modelinden duyuyorsunuz. Meşhur fiyat performans modeli olan. Bu modelin de iki farklı yeni versiyonu çıkıyormuş. T5 Pro ve T5T olarak. QCN markası Samsung telefonlarda olduğu gibi çok fazla sayıda yeni model çıkartıyor ve yine bir kafa karışıklığı olmaya başlayacak. 4 çıkıyor, QCT4. QCT9S var yine. Evet, şimdi kafe ortamına geldik ve gürültülü bir ortamda QCT5'in mikrofonundan bu şekilde bir performans alacaksınız. Bu yeni modellerde Paul denen bir çip kullanılıyor. Bu çip sayesinde uygulama desteği de gelmiş bu yeni modellerin hepsine. Özelleştirebilme, kulaklıkların dokunma tıklarını, equalizer ayarı ekleme, kulaklığın yerini bulma gibi, yani tabii yazılımı da güncelleyebilirsiniz kulaklığa. Yani çok fazla sayıda yenilik bulunuyor bu yeni kulaklıklarda. Gerçekten bu piyasa çok hızlı bir şekilde büyüyor. Şimdi diğer kulaklığımıza doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesimiz Snowpin'in SNF6. Evet, aynen. Snowpin'in SNF6 model Bluetooth kulaklığından duyuyorsunuz. Bu kulaklığın yakında bir incelemesi gelecek. Bu şöyle belki görebilirsiniz. Silikonsuz bir kulaklık. Şu şekilde değişik bir kutusu var. Böyle kapağını açıyorsunuz. Bu kısım böyle ayrık. Böyle yaptığınız zaman burası kapanıyor. Genel olarak fiyatına göre güzel bir kulaklık. Mikrofon performansını da şu an duyuyorsunuz. Sessiz bir ortamda bu şekildeydi. Evet, şimdi de gürültülü bir kafede Snowpin SNF6'dan mikrofonu
performansı olarak bu şekilde bir performans alacaksınız ve görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Snoopy arkasında tam kablo kulaklık sistemine girdi diyelim bu modelle. Evet, şimdi yavaş yavaş diğer modelimize doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesini Son Pit markasının True Angel SE modelinden duyuyorsunuz. Bu model gerçekten çift dinamik driver'lı olması ve temiz ses vermesiyle benim en beğendiğim modellerden biri, ancak negatif özelliği şöyle görebildiğiniz gibi kulakta epey kaba duran bir kulaklık. Onun haricinde bir negatif özelliği yok. Bir de ses seviyesi çok yüksek değil, ancak bu kulaklıkta da Qualcomm 3020 çipi kullanılıyor ve gürültülü bir ortamda Son Pit True Angel ve E modelinden de bu şekilde bir mikrofon performansı alacaksınız. Daha önce bu kulaklığın mikrofonu test etmiştik. Yani çok beklediğim gibi çıkmamıştı açıkçası. İşte top tasarımda olduğu için sesinizi çok iyi bir şekilde alamıyordu. Şimdi nasıl bu videoda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki kulaklığına doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesini Blitz Wolf'un FE7 modelinden duyuyorsunuz. Eskilerden kim kaldı diyelim. Bu kulaklığın bendeki yeri epey ayrı. Görüşüm performansı olarak da beni çok şaşırtmıştı bu model. Daha önceki yaptığım testlerde çok güzel bir görüşüm performansı almıştım bu kulaklıktan. Şu an gürültüsüz bir ortamda da Blitz Wolf FE7'den bu şekilde bir performans alacaksınız. Şimdi kafeye doğru geçiş yapıyoruz. Evet, şu an gürültülü bir ortamda Blitz Wolf FE7'den bu şekilde bir performans alacaksınız. Bu kulaklıkta herhangi bir gürültü engelleme özelliği olmamasına rağmen hemen görüşme performansını beğenmiştim açıkçası. Yine kulağın içerisinde güzel bir şekilde oluşturduğu için de ses yalıtım olarak da en başarılı modellerden biri. Dışarıda sesleri epey iyi kesiyor. Özellikle sporda kullanmak istiyorsanız yüksek sesi bası ile bence güzel bir model olduğunu söyleyebilirim. Blitz Wolf FE7 modelinin. Şimdi devam modeli olan 8'e geçelim. Evet, şu an sesimi Blitz Wolf'un FE8 modelinden duyuyorsunuz. Bakalım kaydediyor mu? Şimdi o kadar konuştuk, bir de kaydetmezse işte o zaman işimiz zor. Evet, kaydediyormuş. Bu arada ben bu kulaklıkları şimdi denerken şunu da biraz fark ettim. Dokunmatik olanlara genelde yanlış basabiliyorum. Yani yanlış basıyorum ve konuşma kapanıyor, sonra bir daha açıyorum falan. Ama fiziksel tuş olduğu zaman yanlış basma ihtimaliniz sıfıra düşüyor. Şu an tekrar görüntülü bir kafeye doğru geçiş yapalım. Evet, FE8 modelinde mikrofon performansı görüntülü bir ortamda bu şekildeydi. FE7 modelinden bir geliştirilme var mı yok mu? Bunu yorumlar kısmında belirtin. Özellikle bu model bu şekilde uzun yapıda olmasından dolayı 7 modeline göre bir tık daha iyi olmadığını tahmin ediyorum. Yine bu modelde de Qualcomm 3020 çipi, APS çipi de bulunuyor. Şarj kılıfı oldukça güzel, 600 saat boyunca kullanabiliyorsunuz bu kulaklıkları. Son ses seviyesi yine gayet başarılı. Bir sıkıntısı şöyle takoz gibi bir kutusu var maalesef. Onun haricinde pek bir sıkıntısı yok. Şimdi diğer modelimize doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesini Hailor'un T15 modelinden duyuyorsunuz. Evet, bu model incelemesini yeni yapmıştık. Hailor'un en büyük pil kapasitesine sahip olan modeli. Kulaklığın üzerinde bir görebildiğiniz gibi USB girişte bulunuyor. Bu sayede hem telefonunuzu şarj edip hem de kulaklığınızı uzun saatler boyunca kullanabilirsiniz. 60 saate yakın bir kullanım imkanı vardı. 2200 mAh'lik bir şarj kutusu var. Hemen kafeye geçiş yaptık. Hailor'un E15 modelinde. Bu modelde DKT olarak bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Ses seviyesi diğer Hailor modellerine göre oldukça yüksek. Bu ses sorunu görmüşler. Ses kalitesi olarak da diğer Hailor modellerine benzer diyebilirim E15 modeli için. Eğer yüksek kapasitede bir kulaklık almayı düşünüyorsanız, yüksek bir kapasitede uzun süre dayansın diyorsanız Hailor'un T15 modelini değerlendirebilirsiniz. Şimdi buraya geçelim. Evet, Hailor'un GT1 Pro modelinden duyuyorsunuz. Pro modeli büyüklük olarak T15'in bir küçüğü. Şöyle görebildiğiniz gibi T15 Pro ve GT1 modeli. GT1 Plus da yine bu aynı şarj kutusunu kullanıyor. Şöyle belki gösterebilirsem. Bu modeller böyle gürültüsüz bir ortamda rahat bir şekilde telefonla görüşmesi yapabilirsiniz. Pro modeli burada. Ne haber lan? Ne haber? Kafeye gidelim şimdi. Gürültülü bir kafede Hailor'un GT1 Pro modeliyle ilgili de bu şekilde bir performansı alacaksınız.
çünkü çok fazla eğer bir batarya ihtiyacınız yoksa takısını getirip sizin modelinde alabilirsiniz. Yani ses kalitesi olarak T15'te getirebilirler. Çok fazla bir faktör yok. T15'in tabi ses teknikleri çok olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu arada bu iki modelde oyun modu bulunmuyor. GT1 Plus modeli bulunmuyor. GT2 modelinde bir oyun modu bulunmuyor. Bunu da video olarak belirledim. Şimdi Plus modelinde koyalım. Evet, şu an sesini Hilo'nun GT1 Plus modelinden duyuyorsunuz. Bu Plus modeli Hilo serisindeki en net ve en temiz sesi veren kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Ancak yine diğer modellerde olduğu gibi ses seviyesi bir miktar düşük. AFTX sesi bulunması daha önemli bir artı bu kulaklık için. Bu arada AFTX bitiriyorum. Bu onun da şu anlama geliyor. Daha yüksek kalitede ses transferini destek veren bir ses kodeyi. Ancak iPhone telefonlarda yok maalesef. Sadece Android telefonlarda var ve yani her Android telefonda da bulunmuyor AFTX sesi. Genel olarak AAC diye bir kodek var. O iPhone'larda kullanılıyor daha çok. Tabii Android'de de var ancak yani eğer iPhone bir telefonunuz varsa alacağınız kulaklıkta AAC desteğine bakabilirsiniz. Android bir telefon kullanıyorsanız da AFTX desteğinin olmasa sizin için önemli bir avantaj olur. Gürültü bir dikkat edildi. Hilo'nun GT1 Plus modelinden şimdi bu şekilde bir performans alıyorsunuz. Bu modelde de yine diğer modellerde olduğu gibi FTP mi modeli? Bunda CVC olabilir, GT1 Plus modelinde tam hatırlayamadım açıkçası. Ancak mutlaka burada da bir tane gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Yine de top tasarımda olduğu için ben çok verimli bir görüntü sağlayacağım. GT1 Plus modelinden. Şimdi bir sonraki modelimize doğru bir şey. Evet, yılların etkilemediği meşhur Xiaomi'nin Redmi AirDots modelinden duyuyorsunuz şu an sesimi. Evet, tam kablosuz kulaklık piyasasına damgasına vurmuş bir model diyebiliriz. Herkesin adını mutlaka duyduğu Redmi AirDots veya Xiaomi AirDots diye. Bu arada Redmi AirDots ayrı bir kulaklık, Xiaomi AirDots ayrı bir kulaklık. Bunlarla alakalı ikisinin VS videosunu yani karşılaştırma videosunu çekmiştim ben. Onu kanaldan izleyebilirsiniz. Şu an gürültülü bir kafede Redmi AirDots modelinden de bu şekilde bir performans alacaksınız. Şu kulaklıkta da yine DSP olarak bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor. En çok şikayet edilen özelliği bu kulaklık. Onun şarkı geçirme özelliği bulunmuyordu. Ancak Android diye bir uygulama bulundu. Uygulamayı yüklediğiniz zaman bu kulaklığın üst tarafına fonksiyon atayabiliyorsunuz ve sonraki şarkıya geçirme özelliğini bu kulaklığa ekleyebiliyorsunuz. Ancak sadece Android telefonlarda çalıştığını söylemem gerekiyor. Şimdi bir sonraki kulaklığımıza doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi KV markasının S1D model kulaklığından duyuyorsunuz. Bu kulaklığın incelemesini daha önce de kanalımda yapmıştım. Bu kulaklığın S1 isminde bir model daha bulunuyor. Bu S1D yani dinamik modeli. Genel olarak güzel bir kulaklık ancak bir miktar kaba duruyor. Şöyle görebildiğiniz gibi kulaklık kulakta. Bu model Türkiye'de satılan bir model. Bunun bir de S1 modeli var dediğim gibi. O modelde oyun modu bulunuyor ekstra. Ses karakteristiği olarak da biraz daha farklı olduğu söyleniyor. Tarihli girişi bulunuyor. Yani 150 TL civarında satılan bir kulaklık için tarihli girişi güzel bir özellik. Şimdi görüntülü bir kafede KV'nin meşhur ses konusunda meşhur bir ses hazırlığıyla kulaklıkları var. Özellikle kablolu kulaklıkları olan bir firma. Bu modellerde genelde pil sesler ve orta sesler biraz daha önde oluyor. Çok bas ağırlıklı kulaklıkları ileride sesleri çok temiz verdiğini söyleyebilirim. Görüntülü bir kafe ortamında da görüntülü yaptığınız zaman KV sevgili bir modelinden bu şekilde kullanabilirsiniz. Kadar. Sandalyeyi çok rahat. Şimdi buradan diğer modelimize doğru geçeceğim. Evet, şu an sesini Vodafone X Pod 3 modelinden duyuyorsunuz. Bu model de şöyle görebildiğiniz gibi Yitom'un T1 modelinin birebir aynısı. Daha önce kanalda yine incelemesini yapmıştım. En uygun fiyatlı AFTX sesi de bulunan kulaklıklardan biriydi. Yani fiyatı da şu an 150-200 TL arasında ancak dolar kurundan dolayı bir miktar artabilir. Tasarım olarak Jabra 75T'nin birebir aynısı olan bir model. Ve ses kalitesi olarak da gayet başarılı bulduğunu söyleyebilirim. Evet, gürültülü bir kafede de Spot 3 modelinden bu şekilde performans edecek. Mikrofon performansı çok iyi değil ancak şöyle kurtarır daha önceki yaptığı seslerden. Şimdi bunlarla da bir kıyas verilirsiniz aynı ortamda. Hakim girişim bulunması da önemli bir artı bu kulaklığın. Evet, şimdi bir sonraki kulaklığımıza doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi
Pamo'nun Slide Mini modelinden duyuyorsunuz. Bu modelde tasarım olarak ödül almış bir model. Şöyle görebildiğiniz gibi kulakta epey güzel duruyor. Tasarım olarak Apple'ın AirPods Pro modeline oldukça benzeyen bir kulaklık. Hatta bu kulaklığın çok değişik bir devam modeli bulunuyor. Şimdi birazdan o modele de geçeceğiz. Evet, şimdi tekrar gürültülü bir kasa ortamına geldik ve Pamo Slide Mini modelinden sesim size bu şekilde iletilecek telefonla görüşmek yaptığınız zaman. Bu modelde yine aptX desteği bulunması ile gayet temiz ve net ses verdiğini söyleyebilirim. Hem görüşme yapmak amacıyla hem de müzik dinlemek amacıyla kulaklık almak isteyenler için hem uzun yapı hem de silikon olmasıyla güzel bir alternatif diyebilirim. Evet, şu an sesimi Pamo'nun ikonik mi? Böyle bir ismi var, tam telaffuz edemedim. O modelinden duyuyorsunuz. Bu da tasarım olarak diğer Pamo ile birebir aynı kulaklık olarak. Ancak bu kulaklığın şarj kutusu görebildiğiniz gibi bu zamana kadar gördüğüm en ilginç şarj kutusu diyebilirim. Böyle bu şekilde bu daha farklı kutunun yanında bir epey fazla sayıda çeşit geliyor. Böyle bu mıknatıslı yapıda bırakıyorsunuz. Tık diye yapışıyor. Hatta bunu böyle yaptığınız zaman komple bu çıkıyor. Ne böyle? Hay Allah. Evet, bu şekilde bu da değişik bir model. Şimdi kafeye geçelim bu modelde. Evet, şu an sesini Pamo'nun ikonik modelinden duyuyorsunuz. Bu şekilde bu kılıflar değişiyor. Yanında 3 tane mi 4 tane bu şekilde bir kılıf geliyor. Bunları kulaklığın etrafına böyle takarak değişik bir kıyafetinize uyumlu sağlayan kılıfı o şekilde kullanabilirsiniz. Pamo'nun ikonik modelinden. Saat de biraz ilerlediği için. Çık lan dışarı. Evet, şu an sesini Tronsmart'ın Spunky Beat isminde bir kulaklığından duyuyorsunuz. Bu kulaklık da gayet güzel bir kulaklık. Böyle askı ipi de bulunuyor. Arkasında dahili olarak hazır bir kablosu da bulunuyor kulaklığın içerisinde. Yine aptX desteği bulunan bu kulaklık. Qualcomm 3020 çipini kullanıyor. Bir kafe ortamına doğru geçiş yapalım. Hemen Tronsmart'ın Spunky modeliyle. Evet, bu kulaklıkta da yine Type-C girişi bulunuyor. Ses seviyesi olarak oldukça güzel bir kulaklık. Şöyle etrafında piyano bilek yapıda olduğu için elleriniz eğer büyükse kulaklığı takarken yanlış basma ihtimaliniz biraz yüksek. Yani ondan dolayı eliniz büyükse çok tavsiye etmiyorum. Ancak tam bayanlara hitap eden bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Kulaklıkta varla yok arasında bir büyüklüğü var. Oldukça başarılı bir kulaklık. Şimdi bir sonraki kulaklığımıza doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesini Tronsmart'ın Spunky Pro isminde bir kulaklığa duyuyorsunuz. Bu kulaklık Spunky Beats'e göre teknik özellik olarak biraz daha geri ancak tasarım olarak ve ses kalitesi olarak da hiç fena durmadığını söyleyebilirim. Ona nazaran bu kulaklığın incelemesini yakında göreceksiniz. Size görebildiğiniz gibi bu şekilde bu kapak açılıyor ve yana doğru kayıyor. Böyle değişik, ilginç bir tasarım var bu kulaklığın. Evet, Spunky Beats modelinden gürültülü bir kafede telefonla görüşmek yaptığınız zaman bir şekilde bir performans alacaksınız. Bu da yine Türkiye'de satılan bir model. İlerleyen günlerde kanalından detaylı olarak incelemesini izleyebilirsiniz. Şimdi diğer modelimize doğru geçiş yapalım. Son seçimler kalmış. Evet, şu an sesimi Deezer markasının TP1 model bir kulaklığından duyuyorsunuz. Bu kulaklığı alana epey oldu. Bu kulaklığı bir mikrofon testine sokmuştum. O zaman hiç beğenmemiştim. Ondan dolayı bu kulaklıktan epey soğudum. Ancak şöyle görebildiğiniz gibi çok ilginç bir tasarımı var kulaklığın. Böyle hoş top gibi bir tasarımı var. Bunun TP1 S modeli de bulunuyor. O zaman beğenmemiştim. Acaba şimdi nasıl? Ben de merak ediyorum. Değişik modelleri bulunuyor bu Deezer markası. Marka aslında güzel bir marka. Evet. Gürültülü bir kafe ortamında da TP1 modelinden bu şekilde bir performans alacaksınız. Aslında müzik kalitesi olarak gayet başarılı bir model. Ters bir girişte bulunuyor. Bu modeli de mutlaka incelemesini yapmayı düşünüyorum. Ancak sıra pek gelemedi bu modele. Arada kaldı. Şimdi son modelimiz olan Jabra 75T'ye doğru geçiş yapalım. TT1 modelinden girintili kafede bu şekilde bir performans alacaksınız. Evet, şu an sesimi Jabra'nın 75T modelinden duyuyorsunuz. Bu modelde 4 tane mikrofon bulunuyor. Görüşme performansı olarak bence top tasarımlı olduğu için çok bir şey beklememiştim. Ancak benim beklentimin üzerinde çıktığını söyleyebilirim Jabra 75T'nin. Uygulama desteği olmazsa oldukça önemli. Hatta bunun bir alt versiyonu olan 65T yakın süre içerisinde 1000 alışveriş merkezine gelecek 100 TL'ye. Mikrofon performansı olarak da
75 ile yakın olduğu söyleniyor. Aynı ikisini de kullanan kişiler. Kafeye geçiş yapalım. Evet, kafe ortamında bu şekilde bir performansı var Jabra 75T'nin. Eğer yani 500 TL gibi bir fiyatınız varsa, yani alınabilir aslında 65T. Müzik olarak 75'in biraz daha önde olduğu söyleniyor. Özellikle bas performansı olarak. Yani ben 65T'yi denemediğim için net bir şey söyleyemiyorum, ancak aslında 75T de 850 TL'ye bile düştüğünü görmüştüm ben internette. Yani biraz kovalarsanız belki düşebilir. Batarya performansı olarak yine 65T'den 75'e geçtiğiniz zaman 2-3 saatlik bir fazladan batarya performansı var. Hem kulaklıkların tek kullanımda hem de şarj kutusunun kapasitesi olarak daha da arttırılmış 75T modeli. Yani eğer bütçeniz biraz kısıtlıysa yani yine de tercih edilebilir 500 TL'lik bir fiyatıyla Jabra'nın 75T modeli. Evet, 24 tane kulaklığın mikrofon performansına hızlıca bir değindik. Siz hangi modeli daha çok beğendiniz? Bunu yorumlar kısmında belirtin. Yine aklınızda takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Daha önce yaptığım bütün mikrofon testlerini bir oynatma listesinde birleştirdim. Onu izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Yine fiyat performansı güzel olan, her bütçeye ve kullanım amacına uygun olarak özenle seçtiğim kulaklıkların listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yayınlanacağım videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.